Merhaba sevgili iPhone dostlar. Bugün karşınızda 10 ay içinde eski, yavaş ve unutulmaya yüz tutmuş olarak Apple'ın kendisi tarafından böyle tanıtılacak, kendi sunumunda böyle gösterilecek olan fakat bugünlerde çok popüler olan iPhone 10 incelemesiyle bulunuyorum. Şimdi 3 kere 5 kere bile bin kere destekmeden bırakmam. My Mikael Poder geri al gel sakın iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sıra bitmene çakıllara yem olma. Sonradan pişman olma. Bu video Cambly'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Hey sen! Kendi aramızda İngilizce konuşarak bu işi öğrenemeyiz. İngilizce bu işi bilenlerle, kelimeleri doğru dürüst telaffuz eden öğretmenlerle yüz yüze konuşarak öğrenilir. Cambly ile İngilizce öğrenmek çok kolay. Ne demişler? Bir dil bir insan, iki tost bir ayran. Yok. Detaylar aşağıda açıklama kısmında. En iyi İngilizceyi kim bilir? Cambly. Cambly. Ve işte karşınızda 10. yıl özel iPhone'u. Uzay grisi cihazın kutusunda mavi, kırmızı, portakal renkli iPhone, gümüş renkli cihazın kutusunda da yeşil, mavi, portakal renkli iPhone var. Kutunun içinden her zaman olduğu gibi görmeye alıştığımız kağıtlar ve etiketler çıkıyor. Bunun yanı sıra Şirinlerin fön makinesi, Lightning kulaklık adaptörü, Lightning kablosu ve şarj adaptörü çıkıyor. Açıkçası bu kadar pohpohlanan 10. yıla özel 6100 ile 6900 lira arasında fiyatı değişen bir cihazın kutusundan hızlı şarj da kablosuz şarjın çıkmaması biraz düşündürücü. 10. yıla özel bir etiket bile koymamışlar. Hızlı şarj adaptörü ve USB-C Lightning kablosu için Apple'ın önünde 368 derece daha eğilmeniz gerekiyor. Adamlar uzaktan bakınca tarlada unutulmuş tekerleğe benzeyen 5 milyar dolarlık Apple Park'ın parasını nasıl çıkaracaklar sanıyorsunuz? Diğer yandan Amerika'da, örneğin Kaliforniya'da 1016 dolara satın alabileceğiniz bu Samsung Galaxy Note 8 hızlı şarj cihazıyla beraber geliyor, yetmezmiş gibi. Samsung size bir de bedava olarak hızlı kablosuz şarj aleti ve 128 GB küçük hafıza kartı yolluyor. Bunu iPhone 10'un hızlı şarj dolandırıcılığı ile kıyasladığınız zaman Samsung Note 8 400 dolar daha ucuza geliyor. Ama bunun çok önemi yok. Şimdi önemli konulara değinelim. Mesela jelatin sesi. iPhone 10'un gümüş ve uzay grisi renkleri ve 64 ile 256 GB kapasite seçenekleri bulunuyor. iPhone 10'un arkası cam, öpsüz... Affedersiniz, çok affedersiniz. Yanları da paslanmaz çelikten yapılmış. Devir değişti, çelikti. Ne oluyor ya, kusura bakmayın. iPhone 10'un boyutu iPhone 8 Plus'tan küçük olmasına karşın ekran boyutu daha büyük. iPhone 8 Plus'te 5.5, iPhone 10'da 5.8 OLED ekran var. Bu ekranın markası da Samsung. Bu hareketle Apple açıkça Samsung Apple'da işe girse işte anca camcı olur demiş. Şaka bir yana Apple Samsung'dan aldığı ekrana Super Retina ekran diyor. 2436'ya 1125 çözünürlüğe ve 458 piksel yoğunluğuna milyonda bir kontrast oranına sahip. Ayrıca ekranın örnekleme oranında 120 Hz'e çekilmiş. Böylece iPhone 10'un ekranı önceki iPhone'lara göre dokunmalara daha hızlı tepki veriyor. Yeni ekranda aynı zamanda HDR10 ve Dolby Vision desteği var. Ama parlaklık konusunda değişim olmamış. Ekran parlaklığı hala 625 nit. Şimdi bu ekranlara yakından bakalım ve fark var mı görelim. Bu gördüğünüz testte ekrana 21 defa yaklaşıp 40 megapiksellik bir fotoğrafa bakıyoruz. Kim kazandı? Bu arada Samsung'un OLED teknolojisi sağ olsun, binlerce dolar verip aldığınız iPhone tüplü telefonken gibi kıpraşıyor. Gözleriniz için harika bir hareket. iPhone 10'un içinde iPhone 8 ve 8 Plus'ta bulunan 6 çeyrekli 64 bit 10 nanometre A11 Bionic çip var. Bu çeyreklerin ikisi yüksek performans, dördü de yüksek tasarruf sağlıyor. Grafik işlemcisi de %30 hızlandırılmış. Şimdi bakalım farklı ekran çözünürlükleri hız testi sonucunu etkiliyor mu? Evet, etkiliyor. iPhone 10'un sonucu diğerlerinden daha yüksek.
Fakat telefonları düşük güç moduna aldığımız zaman iPhone 10 bu testi en son bitiriyor ve çoklu çerdek sonucunda en düşük puanı alıyor. Ekranın tepesindeki Fatma Girik beni son derece rahatsız ediyor. Birçok kişi bu girintiyi görmediğini iddia etse de ben bu çirkinlikten gözümü alamıyorum. Bu cihazın bütünlüğünü bozması yetmiyormuş gibi pil, saat gibi göstergelerde boşluğun içine tam oturmuyor. Bu kara girintinin içindeki kızılötesi kamera, nokta fışkiyesi, aydınlatıcı ön kamera ile beraber çalışıyor. Böylece şekilde gördüğünüz gibi yüzünüzü tarattığınız zaman artık parmak izi marmak izi yerine suratınızla telefonun kilidini açmaya başlıyorsunuz. Gözünüzde gözlük, kafanızda şapka, hatta kovboy şapkası bile olsa kilidi suratınızla açmayı başarıyorsunuz. Fakat telefon yan ya da baş aşağı durduğu zaman yüzünüzü tanımıyor. Haliyle bu gibi bir alete taktığınızda kilidi açamıyorsunuz. İş iPhone ile ödeme yapmaya geldiğinde ilk denemede eski iPhone'a göre oldukça geride kaldım. Bakınız efendim, burada cihazı yaklaştırıyorum. Ekrana yazılar çıkıyor. İlk ödeme olduğu için uyarılar çıktı. Daha sonra yüzümü taratmakta zorluk çekiyorum ve anca ödeme anca gerçekleşti. Fakat olayı burada bırakmadık. Bir kere daha deneme yapmak için başka bir yere gittik. Burada gördüğünüz gibi aynen pıt diye ödemesini yaptı ve sıra bana geldiğinde tecrübeli olduğum için ben de ödememi pıt diye yapabildim. iPhone 10'da değişen şeylerden biri bu yandaki açma kapama düğmesinin adı yan düğme oldu. Ayrıca iPhone 10'da tabii ki ana ekran düğmesi de olmadığı için bu alttaki çizginin olduğu yerden birçok işlemi yapıyoruz. Bunu da telefonun açılışında size tek tek göstererek öğretiyor. Açıkçası 10 yıl boyunca ana ekrana dönüş tuşuna bastıktan sonra birdenbire o tuşun orada olmayışına alışmak kolay olmuyor. Biraz zaman gerektirecek gibi görünüyor. Ayrıca iPhone 10'un ekranı iPhone 8 Plus'ten daha büyük olmasına rağmen ana ekranda telefonu yan tuttuğunuz zaman ikonlar yan dönmüyor. Ekran görüntüsü almak için ses aç ve yan düğmeye aynı anda basmanız gerekiyor. Fatma Girik'in olduğu yer ekran görüntülerinde gördüğünüz gibi mevcut değil. Ekranın sağ üstünden aşağı kaydırırsanız denetim merkezi, sol üstünden aşağı kaydırırsanız da bildirimleriniz karşınıza çıkıyor. Telefonu yan tuttuğunuz zaman da değişen bir şey yok. Sol taraftan kaydırdığınız zaman bildirimler, sağ taraftan kaydırdığınız zaman da denetim merkezi karşınıza çıkıyor. En sağdan çocuğum, en sağdan. Evet. Ayrıca telefon kilitliyken gelen bildirimlerin detayları kilit açılana kadar gözükmüyor. Şimdi isterseniz hep beraber animoji denen olaya bakalım. Bu cihazın yüzünüze tükürdüğü 30 bin noktaya yarabbi şükür derseniz karşılığında kimi emojileri hareketli hale getirebiliyorsunuz. Apple Beijing buna animoji diyor. iPhone 10 yüzünüzdeki 50 kası takip edebiliyor ve bunu bir objeyi hayata geçirmek için kullanabiliyor. iPhone 10'un ön kamerası aynı iPhone 8 ve 8 Plus'te olduğu gibi 7 megapiksel. Ama derinlik algılayan kamera sistemi sayesinde fotoğraf çektiğinizde fonu bulanıklaştırabiliyorsunuz. Tekniği de kaptıktan sonra gayet güzel sonuçlar elde etmek mümkün. iPhone 10'un 12 megapiksel geniş açılı arka kamerasında 1.8, telefoto lensinde de 2.4 diyafram mevcut. iPhone 10'un telefoto lensi iPhone 8 Plus'un 2.8 diyaframlı lensinden daha hızlı. Ayrıca iPhone 10'un telefoto lensinde optik sabitleyici mevcut. Düşük ışıkta geniş açı lensin performansı iPhone 8 Plus'la aynı gibi. Peki telefotoya geçince bir fark var mı? Ne diyorsunuz? Size nasıl görünüyor? Ayrıca insanlara cihazı cebinizden çıkartmadan hava atmak isterseniz bu zil sesi de iPhone 10'a özel. Ayrıca iPhone 10'a özel bir takım dinamik duvar kağıtları ve bir takım hareketli canlı duvar kağıtları mevcut. Şimdi isterseniz hep beraber bakalım iPhone 10'un yeni hoparlörleri diğerlerine göre nasıl? Developers kind of products like Pokemon, and so that's the reason you see so many iPhones out in the wild right now chasing Pokemon. What? Chasing Pokemon. What? Where you going with a phone in your hand? Chasing Pokemon. Chasing Pokemon. Don't
Don't you know you may fall in a lake? Chasing doggy bells, chasing doggy bells, chasing Ecuador, chasing our compound. iPhone'un ağırlığı Apple'ın sitesinde de yazdığı gibi 174 gram. Benim testlerimin sonucunda iş ısınma konusuna geldiğinde iPhone 10, iPhone 8 Plus'a göre biraz daha fazla ısındı. Apple'ın dağları yerinden oynatacak yeniliklerle karşımıza çıkan bir teknoloji devi olarak bilindiği şu kısa hayatta iPhone 10'un 10. yıla layık bir telefon olup olmadığı tartışılır. Her ne kadar insanlar bu cihaz için birbirinden enteresan tepkiler vermiş olsa da bana Apple bundan çok daha iyisini yapabilirdi gibi geliyor. Ayrıca gördüğünüz gibi Apple ne yaparsa Tarkan konserinde kafasında Tarkan bandanası ile çığlıklar atan insanlar modunda tapınanlar olduğu için Apple'da bir sonraki adımı daha küçük bile atsak fark etmez diye düşünüyor olabilir. Ben açıkçası 10. yıla özel bir şey olsun çok isterdim. Kutudan buna dair bir şey çıkmasını çok isterdim. 10 yıl dile kolay. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Telefon gerçekten çok güzel ve çok başarılı, son derece hızlı, cebimden eksik olacağını düşünmediğim bir cihaz. Ama bunun kat ve kat ilerisinde olan Note 8 ve benzeri cihazlar oldukça Apple'ın çocuk masallarına size burada Hülya Avşar Show modunda şaşırmış hareketler yapmak sizi yanıltmak olur ve bu bize yakışmaz. Önümüzdeki yıl bu cihazı bir anda eskitecekler. Bunu da çok kolay yapacaklar. 5G dahil bu cihazda büyük eksikler var. Haliyle Apple'ın dediği gibi geleceğin telefonu değil iPhone 10. 10 ay sonra gitti gidiyor da inci gibi dizildiğini göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bu bölümü izlediğiniz çok teşekkür ederim. Ne diyorsunuz, iPhone 10 olmuş mu yoksa olmamış mı? Apple 10. yılı bahane ederek böyle bir telefonu kakaladı mı? Yoksa bu telefonda iş var mı? Ne düşündüğünüzü bana aşağıda yorumlar bölümünde paylaşmakta kendiniz geri koymayın. Bir sonraki bölümde görüşeceğe kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sen kapa. Uluslararası.